Kuzey Suriye'de ülkemize saldıranlar bu ülkenin dostları mı? Neymiş? Kürtmüş. Onların Kürtlükle mürtlükle alakası yok. Onları George icare ediyor. Onlar ne talimat verirse onunla yapıyor. Amerika 5000 tır silahı gelip de kime teslim etti? Bunlara teslim etti. Ve bu silahlar kime karşı kullanıldı? Benim Kilis'teki kardeşlerime karşı kullanıldı. Urfa'daki kardeşlerime karşı kullanıldı. Oradaki şehitlerimizi biz neyle izah edeceğiz? Susalım mı? Duralım mı? Susamayız. Duramayız. Gereği neyse bunu yapmak zorundayız. İşte şimdi bunun gereğini yapıyoruz. Ve Allah'ın izniyle bu ülkede kimse kalkıp da birilerinin talimatıyla bize yön veremeyecek. Ve gereğini de biz yapıyoruz, yapacağız. Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Ne oldu? Netice ne oldu? Allah'ın izniyle Allah'a dayan, sahiye sarıl, hükmüne ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol ve bu neticeyi aldı. Mehmet'imiz, komandolarımız hep birlikte, polisimiz hep birlikte, güvenlik güçlerimiz hep birlikte işte Afrin'de zaferi yakaladılar. İnşallah. Tabii oradan bazıları kandilden atıp tutuyor. Öyle kuru kuruya atıp tutmakla olmaz. Ama sıra oraya da gelecek tabii. Analar ağlamasın. Ocaklara şıvanlar düşmesin. Bu ülkenin körpe fidanları teröre kurban gitmesin diye demokratik açılımı, milli birlik ve kardeşlik projesini ve nihayetinde çözüm sürecini biz devreye aldık. Terör sorununu bu ülkenin gündeminden tamamen kaldırmak için bölücü örgütün sabotajlarına ve ihanetlerine rağmen bütün bu süreçleri kararlılıkla devam ettirdik. Bir dönem ötekileştirilmiş diğer vatandaşlarımızla beraber Kürt kardeşlerimin de sıkıntılarını çözmek için çalıştık. Kültürel haklardan eğitime, yerleşim birimlerinin isimlerinden seçmeli derslere, Kürt dili ve edebiyatı bölümlerine kadar hemen her alanda yüzlerce düzenlemeyi biz hayata geçirmedik mi? Sadece hakka ve halka güvenerek halis niyetle çıktığımız bu yolda hamdolsun Kürt sorununu çözmeyi başardık. Evet, 2018'in Türkiye'sinde artık Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Çünkü eski Türkiye'de Kürtlerin bizatihi kendileri bir sorun olarak görülüyordu. Bugünün Türkiye'si hiçbir vatandaşını sorun olarak görmüyor. Türkiye artık bu tür yersiz kaygıların tamamını aşmış bir ülkedir. Bizim önümüzdeki tek sorun terör sorunudur. Terör. Hamdolsun artık onu da çözüyoruz. Sizlerin desteği, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla terör sorununun da üstesinden geliyoruz, geleceğiz. 780 bin kilometre kare vatan toprağının bir karışında dahi eli kanlı katil sürülerine hayat hakkı tanımayacağız. Reformlarımız sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin en büyük demokratik dönüşümünü gerçekleştirmiştir. Vatandaşlarımızın tamamı, 81 milyonun her bir ferdi devletin gözünde eşittir. İnsanlarına etnik kökeninden, dilinden, dış görünüşünden, sakalından, sarığından, başörtüsünden, feracesinden, poşusundan dolayı ayrımcılık yapan devlet anlayışı tamamen tedavülden kalkmıştır. Bu devlet artık vesayetçilerin değil, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla 81 milyonun tamamının devletidir. Her ne kadar muhalefet hazımsızlık duysa da bugün 16 yıl öncesine göre
daha özgür bir Türkiye var. 16 senede bu ülkede darbeciler, teröristler, terör seviciler dışında hareket alanı kısıtlanan hiç kimse yoktur. 16 yıl öncesine göre Türkiye'de millet, devlet ve demokrasi düşmanları dışında hiçbir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmamıştır. 16 yıllık mücadelemizin en büyük kaybedenleri bölücülerdir, FETÖ'cülardır, fitnecilerdir, milletin sırtına kene gibi yapışan tefecilerdir. Bunların haricinde herkesin özgürlükleri alabildiğine genişlemiştir. Ortalığı ayağa kaldıranlara Allah için şöyle bir bakın. Yurt içinde ve yurt dışında sürekli demokrasimize kara çalmaya çalışanları şöyle bir gözden geçirin. Sadece imtiyazı elinden alınan seçkinleri göreceksiniz. Sadece çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden para kazanmaya çalışmış ve alışmış rantçıları göreceksiniz. Sadece Diyarbakır sokaklarında top koşturan çocukları annelerinden koparıp dağa kaçıran terör baranlarını göreceksiniz. Sadece Kobani bahanesiyle 53 vatandaşımızın ölümüne neden olan siyasetçi kılıklı provokatörleri göreceksiniz. Sadece 28 Şubat döneminde imam hatipleri kapatan, dini kurumlarımızın kapısına kilit vuran, kızlarımızı üniversiteye sokmayan faşistleri göreceksiniz. AK Parti iktidarlarından rahatsız olan, hazımsızlık duyan hiç kimse yoktur. Biz bugüne kadar aydın, sanatçı, gazeteci, siyasetçi, akademisyen görünümlü bu mankurtlar topluluğunu asla dikkate almadık. 16 yıldır hiçbir zaman milletimizin taleplerine kulak tıkamadık. Hangi reformu yaparsak yapalım, kendimizi asla mükemmel bir noktada görmedik. Hep daha iyisini, daha güzelini, daha kalitelisini yapmayı hedefledik. İnşallah yeni dönemde de mevcut kazanımlarımızdan asla taviz vermeden, başta siz kardeşlerim olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerinin taleplerini karşılamayı sürdüreceğiz. Fakat 20 günümüz var. Bu 20 günde bölgenin siz kanaat önderlerinden destek bekliyoruz. Yardım bekliyoruz. Bu dava hepimizin davası. Bu davaya hep birlikte omuz verirsek netice alırız. Vermezsek kusura bakmayın. O zaman bedelini de hep birlikte öderiz. Ülkemizi ekonomide, ticarette, yatırımlarda, turizm ve altyapıda çok daha ileriye götüreceğiz. Kardeşlerim, biz yapıyoruz, onlar yıkıyor. İşte bu yıkılan Diyarbakır'ı bizler yeniden ayağa kaldırdık mı? İnşa ettik mi? İhya ettik mi? Eserler ortada. Unutmayın, marifet iltifata tabidir. İltifatı olmayan marifet zayidir. Kürt, Türkmen, Arap ayrımı yapmadan bölgemizdeki tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizi bölmeye çalışanlara inat, kardeşliğimizi perçinleyecek, safları sıklaştıracak birbirimize çok daha kenetleneceğiz. Sizlerin duası ve desteğiyle de hiç kimsenin devletimizi girdiği bu yoldan saptırmasına asla izin vermeyeceğiz. CHP zihniyetinin bu ülkeyi tekrar eski baskıcı, antidemokratik günlerine geri döndürmesine müsaade etmeyeceğiz. CHP ile kol kola yürüyen bölücü örgütün siyasi uzantılarının sizlerin ismini istismar etmesine kesinlikle fırsat tanımayacağız. 24 Haziran'da sizlerin ülkemiz, milletimiz ve Diyarbakır için en güzel kararı vereceğinize inanıyorum. Siyaset yolculuğuna çıktığımızda gelip Diyarbakırlı kardeşlerimizin hayır duasını, desteğini, icazetini almıştık. Ülkemizin tüm kritik aşamalarında da geldik, sizlerle istişare ettik. Şimdi yeni bir dönemin arifesindeyiz. Bugün de
sizlerin çok güçlü desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bugün de sizlerin hayır duasını almak istiyoruz. Diyarbakır'ın bizi mahcup etmeyeceğini biliyoruz. Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. İftar programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ediyor.